Kıymetli hocam, Ayşe hocamla birlikteyiz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler Burhan Bey. Her zamanki gibi heyecanlı ve enerjik hissediyorum. Anayasa candır deyince, anayasa deyince benim içimdeki enerji yükseliyor. Sizinle aynı zamanda söyleşecek olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Ne mutlu. Şimdi anayasa konuşuyoruz hep. Anayasa devlet konuşuyoruz. İşte işlerin yürütülmesini konuşuyoruz. Anayasanın verdiği yetki ve sorumluluk da halkın mutluluğu, refahı ve sevinç ve neşeyle yaşayabilmesi için çalışan kurumlardan bahsediyoruz. Hocam bu kurumlara girelim bugün isterseniz. Anayasa tarafından oluşturulmuş anayasal devlet kurumları ne demek? Bunlar anayasayla nasıl var oluyor? Bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle artık izleyicilerimiz çok iyi biliyor ki devlet öncelikle anayasa ile var edildi. Yani anayasamızın ilk maddesini yine hatırlayalım. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Bu bir varoluş maddesi. Türkiye devletini bir cumhuriyet olarak var eden madde. Dolayısıyla öncelikle devletin var olması gerekiyor. Bizim bildiğimiz en büyük tüzel kişilik. Yani bizim hayalimizin onu alabilmesi için aslında biz biraz da bunları konuşuyoruz. Diyoruz ki bizim mutluluğumuz için var olan bir aygıt. Her yerde var, elle tutulmuyor, gözle görünmüyor ama bir düzen bulutu gibi bizi kaplıyor. Kamusal alanın her yerinde var ve biz hukuk kurallarına uyarak aslında devletin varlığını da teyit etmiş oluyoruz. Yani kurallara uymak demek devletin varlığını kabul etmek ve o birlikte uyumlu şekilde yaşama kültürünü kabul etmek anlamına geliyor. Ancak tabii ki devlet böyle tamamen bir mermer blok gibi tek bir yapı değil. Devlet çok o yapılandırılmış bir organizma. Birçok o kurumların birbiriyle ilişkili kurumların bir araya gelmesiyle de ortaya çıkan bir bütün. Çünkü bir toplumsal hayatın çok farklı ihtiyaçları var, gereklilikleri var. Zaten çağdaş bir toplumda da insanların ihtiyaçları ve beklentileri de çok çeşitlenmiş. Dolayısıyla burada uzmanlaşma gerekiyor. Devletin farklı kurumları olması gerekiyor. Bunların yetki alanları olması gerekiyor. O görevleri yerine getirebilmek için ve bir de kendi alanları belli olduktan sonra da birbirleriyle nasıl ilişki kuracaklarının da belirlenmesi gerekiyor. Tıpkı bir makine inşa ettiğinizi düşünün. Makinenin birçok parçaları vardır. Siz düğmesine basarsınız, çalışır onu tek bir makine olarak görürsünüz ama içinde belki onlarca, yüzlerce parça vardır. Bir örneğin bir otomobilin şanzımanı da vardır, motoru da vardır, vesairesi de vardır ama hepsi bir arada bir otomobildir ve sizi bir yerden bir yere götürür. Devlet de bizi bir arada sağlıklı, mutlu, güvenlik içerisinde huzurlu yaşatır. Ama anayasa tabii ki devlet vardır deyip bırakmamış. Ve üç tane organı vardır, yasama, yürütme deyip bırakmamış. Aynı zamanda devleti meydana getiren kurumların başlıcalarını bizzat anayasada düzenlemiş. Bunu nerede görüyoruz? Bir kere yasamanın içi bekleriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasayla düzenlenmiş bir kurumdur. Yasama organımızın kendisidir. İkinci bir yasama organımız yoktur bizim. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisimiz var. Başka bazı ülkelerde örneğin ikili yapılar olabiliyor. Daha farklı çeşitlendirilebiliyor. Bizim bu şekilde bir yasama organımız var. Sonra diğer işlevine bakıyoruz. Yürütme organı. Yürütme organı daha çeşitli. Belki izleyicilerimize ilginç gelebilir. Ben bunun anayasada sayılan bazı kurumları belirteyim. Anayasada belirlenmiş bunlar. Örneğin yükseköğretim kurumları anayasada düzenlenmiş. Yükseköğretim üst kuruluşu hepimizin bildiği yükseköğretim kurumumuz, yani üniversitelerin varlığı anayasada düzenlenmiş. Üst düzenleme olan yükseköğretim kurumu anayasada düzenlenmiş. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu anayasada düzenlenmiş. İlk hali Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu olan şimdi birleştirilen Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu çatı altında birleştirilen anayasada düzenlenmiş. Barolar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
baroları da içerecek şekilde anayasada düzenlenmiş. Bir de Diyanet İşleri Başkanlığı anayasada düzenlenmiş. Yani yürütmeyi böyle açıp baktığımız zaman anayasayla düzenlenmiş bu kurumlara denk geliyoruz. Bir sonraki bölüme geçip bu sefer de yargı işleri karşımıza çıkıyor. Oraya baktığımız zaman neyi bulmayı bekliyoruz? Mahkemeleri buluyoruz. Yani mahkeme yargı örgütünün yapılanması karşımıza çıkıyor. Tabii ki öncelikle Anayasa Mahkemesi işlevi belirleniyor, nasıl oluştuğu, bütün bunlar belirleniyor. Daha sonra Yargıtay, Hukuk ve Ceza Mahkemeleri ile birlikte o yapı ortaya çıkıyor. Danıştay, Sayıştay, bir de hakimlerin atamalarını, özlük işlerini yöneten Hakimler ve Savcılar Kurulu. Demek ki bunlar anayasayla düzenlenmiş, diyeceksiniz ki birçok başka devletin kurumu var, onlar nerede? Demek ki bütün kurumlar anayasayla düzenlenmemiş. Ancak bunların düzenlenebileceği, yani devletin yeni yeni kurumlar oluşturabileceği de anayasada öngörülmüş. Dolayısıyla kanunla düzenlenen kurumlar da var. Bunların hepsi devletin bir parçası. Yani anayasayla düzenlenene de düzenlenmeyene de kanunla düzenlenene de, ama bütün bunların ortak özelliğine bunların varoluşları yetki alanlarıyla birlikte. Yani varoluş anında belirli bir alanda kendilerine yetki tanınarak var oluyorlar. Başka türlü bir varoluş alanları yok. Bunu da yine izleyicilerimizin artık çok iyi bildiği başka bir kurala bağlayarak açıklamak istiyorum. Anayasamızın 6. maddesi. Şimdi sanırım herkes bunu tekrar hatırına getiriyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye başlayan maddemiz. Bu bize neyi gösteriyor? Egemenlik bizde. Ve biz bu egemenliğin bir kısmını devletin varoluşu için güç alanı olarak veriyoruz. Oradan devlet var oluyor anayasal düzen kapsamında. Dolayısıyla ancak bizim verdiğimiz kadar yetki var. Birazcık daha fazlası dahi yok. Oradan da bölüştüre bölüştüre devlet kendi kurumlarına bu yetkiyi bölüştüre bölüştüre kendi mekanizmasını, bir nevi makineyi var ediyor. Kurgu bu şekilde işliyor. Hocam şunu soracağım. Şimdi çok sayıda devlet kurumu saydınız. Yasama, yürütme, yargı. Burada anladığım kadarıyla kesin olarak sınırlandırılmış kurumlardan bahsetmiyoruz. Anayasa yaşamın ilerlemesi karşısında statik, katı, durağan halde olan bir yaşamdan ziyade, hani anayasanın özü özgürlükçü demokrasi ya, yeni kurumlar, toplumun, ülkenin, vatanın, insanlığın ihtiyaç duyacağı yeni yeni kurumlar yapabilmenin de önünü açmış. Doğru mu anlıyorum? Çok doğru anlıyorsunuz. Hemen bir örnek verelim. Herkesin bildiği bir kurum. Mesela Sermaye Piyasası Kurumu. Siz biz yaşlarımız yakın. O bankerler dönemini, insanların nasıl değerli kağıt ticareti üzerinden mağdur edildiğini hatırlıyoruz. Devlet bu toplumdaki olguyu ve mağduriyeti görüp bu alanı düzenleme kararı alıyor. Bir kanun yapıyor ve o kanunun içerisinde de o piyasayı, sermaye piyasasını, işte hisse senetlerini, tahvillerin alışverişini, o piyasayı denetleyecek bir kurum yaratıyor. Bunu kanunla yaratıyor. Dolayısıyla bu anayasada ilk başta öngörülmüş bir kurum değil, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun yapma konusunda yetkilendirildiği için ihtiyaca göre kurumlar yaratılabiliyor. Kanunla yaratılabiliyor, öngörülebiliyor. Bunun yolu aynen sizin dediğiniz gibi açık. Yani kanunla bu mümkün, ama orada da zaten kanunla mümkün dediğimiz anda da neyi söylemiş oluyoruz? Orada da Sermaye Piyasası Kurumu'nun yetkilerinin ne olduğu belirtiliyor. Yani şöyle bir matematiksel formül söyleyebiliriz. Yetkisi belirtilmeyen devlet kurumu olmaz. Bilmiyorum, bu çok birçok kapıyı açacak bir anahtar aslında. Böyle de ifade edebiliriz. Şöyle anladım hocam. 100 birimlik yetki var halkın Evet. elinde. Bu 100 birimlik yetkiyi kurumlara, ihtiyaç duyulduğu kurumlara, ihtiyacı oranında birimler olarak paylaştırıyor sanki. 101 birim yok. Ve herkese diyor ki senin yetkin bu. Bu kadar kullanabilirsin. Bu sınırlar içerisinde ilerleyebilirsin ama şu amaçları gerçekleştirmek zorundasın diyor. Amaca özgü. Sizinle programdan önce konuşurken şahane bir tespit yaptınız hocam.
dediniz ki yetki güç anlamında değil, verilen görevleri yerine getirme aracı olarak verilir dediniz. Bu çok mühim. Yani kanuna uygun olarak kurulur dediğinizde sana bir yetki veriyorum. Sana kanunla kurulmuş bir kurul güvencesi veriyorum. Tabii ki bütçen, personelin şuyun buyun var. Ama bu seni güç sahibi yapmak amacıyla değil, sana bir görev verdim. Bu görevleri yerine getirme amacı olarak sana bu yetkiyi veriyorum diyor halk. Değil mi hocam? Çok güzel ifade ettiniz. Aslında yapbozun parçaları gibi hepsinin birbirini bütünlemesi lazım. Buradan da aynı sonuca varabiliriz. Lise döneminden hatırlayacağız. Farklı şekillerde doğrulama yapabiliyorduk ya, aynı matematiksel sonuca farklı yollardan varıyorduk. Bir başka aynı sonuca varmanın yolu da şu olabilir. Bir kurumun yetkisinin bittiği yerde diğerinin yetkisi başlıyor. Çünkü biz dediğiniz gibi devlete toplamda 100 birim yetki verdik. Yani devletin toplamda 101 birim yetkisi olmadığı için o 101'imi paylaştıracak. Boşlukta kalmayacağına göre, çünkü hepsi kamu yararını gerçekleştirsin diye kurumlara paylaştırılıyor. Kurumlar ona göre tasarlanıp yaratılıyor ve onlara hareket edebilmeleri için bütçe, personel tahsis ediliyor. Şimdi yetki yaşarlarsa hem halkın alanına tecavüz etmiş olurlar, hem de birbirlerinin de alanına girme riski var. Kendi aralarında da zaten yetki sınırları tam belli olacak ki herkes kendi alanında kendi işini yapacak, kendi alanın dışına hiçbir şekilde çıkmayacak. Yani gidip bir başka kurumun ayağına basarsanız, tepesine binerseniz bu tamamen kaos anlamına gelir, kargaşa anlamına gelir. Bu da devletin amacına ters olur. Çünkü biz ilk günden itibaren ne dedik? Hukuk düzeni neden var dedik. Öncelikle toplumsal düzeni tesis etmek, öngörülebilirlik sağlamak, dolayısıyla güven telkin etmek ve güveni var etmek için. Çünkü biz düzene güveneceğiz ki düzene güveneceğiz. Kaosa güven mümkün değil herhalde. Yani kargaşa öngörülemezlik demektir. O zaman devlet olduğundan bahsedemeyiz. Umarım bu mantıksal açıklama da izleyicilerimiz için böyle akıllarında görselleştirebilecekleri bir açıklama olur. Hocam ilk programlarımızda konuşmuştuk. Kıymetli İlhan Özay hocamız benim hocamdı anayasa dersinde, anayasa hukukunda. Onu tekrar etmek istiyorum izin verirseniz. Şöyle idi konu. Kurumlara izin verilmemiş her şey yasaktır. Bireylere yasaklanmamış her şey serbesttir demişti. Yani kurum ve birey arasındaki yetki ve özgürlük farkını söylemişti. Siz bir de kurumların kendi içerisinde de yetki ve görevlerini taşmadan, dışına çıkmadan çalışması halinde anayasanın uyumlu bir mekanizma gibi adeta ne diyelim bir İsviçre saati gibi çalışmasının yolu her bir parçanın kendi görevini yerine getirmesi diye anlıyorum. Şimdi hocam kurumlar yetki dışına çıkarsa olmaza diyelim ki oldu bir kurum yetki dışına yetkisinin dışına çıkmak istedi. Kendisine verilen yetkiyi, kendisine verilen görevleri yerine getirme amacı olarak değil de güç anlamında gördü bir şekilde ve bu yetkisinin dışına çıktı. Bu anayasamız açısından hocam ne anlama gelir? Bu bizim anayasal düzenimize büyük bir tehdittir. Yani bir devlet sorumluluğunu üzerine almış hiçbir kişinin böyle bir yola yönelmemesi gerekir bir kere. Çünkü bu görevlere talip olanların da önceki haftalarda hatırlarsanız bunu dile getirmiştik. Tamamen o hizmetin gereklerini yerine getiren kişilerden seçilmesi gerekiyor. Yani liyakatli kişilerden, göreve uygun kişilerden. Göreve uygunluğun birinci ölçütü de yetkisini öncelikle öğrenmek, bilmek ve buna harfiyen uyma konusunda kesin kararlı olmak. Bunu kesin kararlılıkla uygulamak. Yani yetki aşımı aslında tanım olarak ters. Çünkü bu kurumlarda kişilerin idaresinde, gerçek kişilerin idaresinde. Belki bunu şuraya da bağlayabiliriz. Yani anayasa böyle bir riski öngördüğü için kanunsuz emir maddesini öngörmüştü. Yine devamlı takip eden izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Ola ki yetkiyi aşan, yetkiyi gasp eden içerikte bir emir aldı bir memur. Aslında ilk önlemi anayasa kurumun kendi içerisinde alıyor diyor. Diyor ki
Ey diyor benim görevimi yerine getiren kişi, memur. Senin de bir yetkin var. Ama senin üzerinde yetkili olan kişi yetkisini aşarak, yetkisini gasp ederek hiç olmayan bir yetki varmış gibi sana bir emir veriyor. Bu nasıl bir emirdir? Kanunsuz emir. Kanunsuz emirin aslında diğer tanımı yetkisizliktir. Çünkü böyle bir yetkisi yokken veriyor. Bunun daha da ötesi konusu suç teşkil eden emir de olabilir. Yani zaten hani kanunsuz emir yetkinin aşımıyla başlıyor ama bunun ucu açık. Suça kadar giden bir süreç var. Suç, açıkça suç, yani bir kişiye nasıl bir emir verilebilir? Çok özür diliyorum teşbihim. Mesela rüşvet al veya hani bu en son nokta suç teşkil ediyor çünkü. Ama onun daha gerisinde de örneğin kişiye diyelim bir hemşire doktorun yerine imzayı at mesela, düşünün hastane amiri böyle bir emir verdi. Sonuçta ne olacak? Bu eğer hemşire bunu yaparsa kanunsuz. Çünkü hemşirenin böyle bir yetkisi yok. İşte buna dair ilk önlemi demek ki anayasa kendi içinde almış. Diyor ki eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalırsan önce bunu yazılı olarak iste. Bakın ne kadar akıllı bir öneri ve tavsiye ve aslında çok aydınlatıcı bir yol. Yazılı verir misiniz lütfen? Çünkü o zaman o tavır ve yaklaşım çok değişecek. Hatta ötesinde şunu da yüklüyor emri alan kişiye. Hele bir de yani yetki aşımını, yetki gaspını geçtim. Sana verilen emir suç niteliğindeyse hiçbir şekilde bu emri uygulamayacaksın diyor. Bakın anayasa aslında hepimizin yanında. Devlet görevlilerinde yanında. Hiçbir şekilde uygulamayacaksın diyor. Ve bütün bu aşamalar aşılıp maalesef diyelim çok olumsuz bir zincir sonucunda kanunsuz emirler uygulandı, yetki aşımları gerçekleşti. O zaman da yine son noktada güvencemiz ne? Anayasanın öngördüğü güvence. Bağımsız yargı orada bizi bekliyor. Çünkü biz yargıya güveniyoruz ve eninde sonunda bütün bu kanunsuzlukların, yetki gaspların eğer olursa görüleceği yer ve sonunda da adaletin yerini bulmasını beklediğimiz merci yargı mercileri. Yani bağımsız yargı. İşte hep ilk günden beri onun için bunu söylüyoruz. Tuzun kokmaması lazım. Yani eninde sonunda gidecek olan yer. Bunun ötesinde çünkü benim de anayasanın da gösterebileceği bir başka yer yok. Hukuk düzeni kapalı devre çalışan bir sistem. Burada da son güvendiğimiz nokta. Yani en son gidecek olan yer bağımsız yargı. Ama hiç buralara gitmeye gerek olmadan her devlet kurumu kendi yetki alanındaki görevleri bir hakkıyla, layıkıyla yerine getirirse zaten yargı sadece orada var olan ama bu tür konuların hiç önüne getirilmeyeceği bir merci, bir güven kurumu olarak varlığını o şekilde sürdürür. Başka uyuşmazlıklara bakar, böyle şeylerle uğraşmaz diye düşünüyorum. Şimdi hocam bir memurun amirinin kendisine verdiği konusu suç olan ya da yetki aşımında olan bir konu hakkında bunu bana yazılı ver demesi o memurun amirine karşı arkasında bağımsız yargının gerçek gücünü Bravo. hissediyor olması demek. Bravo. Çok güzel Şimdi söylediniz. bağımsız bir yargı aynı zamanda ulusun ona verdiği yetkilerle görevini yerine getiren kurumları suistimal etmek isteyebilecek insanlar olursa bana bunu yazılı ver dediğinizde bunun hesabını soracak bağımsız bir yargı var duygusu herkese karşı bir koruma kalkanı gibi olur. Bu nedenle bağımsız yargı anayasanın hocam sanki özü gibi geliyor, DNA'sı gibi geliyor. Öyle anlıyorum ve şimdi bununla ilgili şunu sormak istiyorum. Anayasa ile öngörülmüş ve kurulmuş bir kurum bir şekilde anayasaya uymak istemiyor. Olmaz ya, oldu. İstemiyor anayasaya uymak. Böyle bir şey hocam mümkün olabilir mi? Anayasanın var ettiği bir kurum anayasaya uymuyorum diyebilir mi? Derse ne olur? Ne olması lazım? Şimdi aklıma bir ressam geldi Burhan Bey. Sizinle konuşunca çok ilham verici. Farklı farklı alanlara da gidiyoruz. Edebiyata, resme, sinemaya. Escher, Escher diye imkansız resimler çiziyor.
Yani merdiveni yukarı doğru gidiyor diye bakıyorsunuz. Sonra bir anda göz yanılsaması tekrar merdiven aşağı doğru inmeye başlıyor ama o imkansız. Yani o resmedilen görüntüyü gerçek hayatta üç boyutlu olarak yaratmanız mümkün değil. Sanırım izleyeceğimiz bu isimle ararlarsa çok ilginç resimlerle karşı karşıya kalacaklar. Yani sorduğunuz soru bana bunu hatırlattı. Ve o resimler beni hep çok rahatsız eder. Yani böyle bir şey olamaz, böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla benim için sözün bittiği yer. Çünkü biz anayasal düzen sınırları içerisinde konuşuyoruz. Ama bu tabii ki anayasanın acize olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü yani anayasal düzen de kendisini neyle koruyor? Tabii ki ceza hukukuyla koruyor. Yani anayasaya karşı, anayasal düzene karşı suçlar da var. Bunlar öngörülmüş. Bağımsız yargı da var olduğu sürece bu şekilde bir devlet yetkisini kullanan kişi veya işte bir kurum ki yine kişilerden oluşuyor. Bu şekilde bir yola yönelirse, tevessül ederse gideceği yer orasıdır. Düzen böyle bir çözüm üretebiliyor. Yani çok imkansız ama yine de böyle söylemiş olayım. Şimdi hocam programdan önce konuşurken çok güzel bir şey söylediniz. Beni çok etkiledi. Kurallara uymak devletin varlığını kabul etmek demektir. Hocam bu müthiş bir şey. En basit trafik kuralları, kırmızı ışık vesaire işte şu bundan tutun da devletin en tepesindeki kişi, kurum ve kuruluşlara varıncaya kadar, en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar kurallara uymak demek devletin varlığını kabul etmek demek. Ama kurallara uymama iradesi gösteriyorsanız o zaman devletimizin varlığına uymak istemiyorsunuz demek. Bu sizi suça götürür hocam. Neden? Çünkü 85 milyonda bir benim bu ülkede hakkım, payım ve sözüm var. Uymadığında benim bu 85 milyonda bir hakkıma tecavüz ediyorsun. Sana bir dakika deme şansın var. Hakkın var yani. Dolayısıyla anayasayla öngörülen bir kurumun anayasaya uymaması, kurallara uymaması devletin varlığını reddetmeye kadar götürür işi. Çok tehlikeli. Ben öyle düşünüyorum hocam. Kesinlikle. Bağımsız yargımız varken hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok diye düşünelim. Hocam, anayasayla dolu, geleceğe mutlulukla, neşeyle, huzur ve güvenle yürüyebileceğimiz güzel günleri düşünelim. Çok teşekkür ediyorum bu program için. Tekrar hocam, şahane bir tanımlamalar dizisi oldu. Hepsini not ettim, konuşuruz. Ağzınıza sağlık. Bizi dinleyen herkese de çok teşekkürler ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Çok